haberini de getiriyor. Evet. Şimdi cuma, Türkiye'de bütün kararnameler gece yarısı geliyor. Cuma gecesi yatağa yattık. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre bilgiliydi. Cumartesi sabah kalktık. Bir baktık Nazif Yılmaz olmuş. Nazif Yılmaz daha önce hangi görevdeydi? Hatırlarsınız. Din İşleri Genel Müdürlüğü'ndeydi. Milli Eğitim Bakanı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ndeydi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden buraya alındı. Artık yani Milli Eğitim Bakan Yardımcısı bir önceki Din Öğretimi Genel Müdürü. 2014 yılından beri bu görevi yapıyordu. Nazif Yılmaz'ın bir özelliği var. Nazif Yılmaz'ın özelliği nedir? Milli Eğitim'de 5 tane vakıf çok etkili. TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR, ondan sonra ÖNDER, Cihannuma, bu vakıfların arası iyi olan, Milli Eğitim'i bunlara açan, bunların etkinlik alanını Milli Eğitim'de sınırsızlaştıran bir politika izliyordu. Ben bugün bunun gazetede kulis haberini yazdım. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'yla görüşülüyor vesaire. Milli Eğitim'e ve din eğitimini rahatlatacak bir isim olarak Nazif Yılmaz'ı öneriyorlar. Nazif Yılmaz'ın politikası bugüne kadar neredeyse bütün Milli Eğitim'in imam hatipleştirilmesi üzerine kuruluydu. Bunu da zaten yazdığı yazıları falan da örnek verdim. Doğrudan doğruya din esaslı vakıfların, dinci vakıfların bir ölçüde isteğiyle, talebiyle, Cumhurbaşkanı'ndan ricasıyla bugün Milli Eğitim doğrudan doğruya artık fiilen tarikatlara bağlandı. Bu gruplara bağlanmış oldu. Bu grupların etki alanı haline geldi oldu. Nitekim kendisi de zaten Nazif Yılmaz o kadar bu konuda şey ki, İmam Hatipler'de Türkçe konuşulmasının yasaklanması, bakın yasaklanmasını savunan bir bildiri yazdı. Türkçe konuşmasının yasaklanması. Bunu nerede yazmış? Ben çünkü bu metni görmedim. Bir seyircilerimize evet. Ben şimdi sen biraz izah et. Türkçe öldü. Türkçe nasıl ölüyor bilmiyorum. Dünyanın en yaygın dillerinden biridir Türkçe. Türkçeyi neyle karıştırıyor anlayamadım. Atlantik'ten Pasifik'e vardı bir aralar biliyorsun. Türkçe konuşarak gidebilirsiniz. Çok bizlerin değil Batılıların söylediği bir şey. Türkçe öldü. Nasıl öldü? Siz öldürüyorsunuz Türkçe'yi herhalde kendiniz. Efendim öğrenciler hocalarıyla Arapça konuşacaklarmış. Konuşmazsa yanında tercüman getirsin. Çocuk hocasıyla konuşmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir çocuk hocasıyla Arapça konuşacak kadar Arapça bilmiyorsa yanında o tercüman getirecek. Anneler babalar Arapça tercüman getireceksin. Herhalde o da Suriyeli falan olacak. Arapça tercüman alacaksınız. Hocasıyla çocuk tercüman aracılığıyla. Bu lafı nerede söylemiş, nasıl söylemiş, hangi konsept için söylemiş? Bu... Çünkü insanın böyle bir şey söylemesi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı bir çocuk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı bir öğretmeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bir okulda tercüman aracılığı Arapça konuşacaklar. Şimdi şöyle. İnsanın kafayı yemiş olması lazım. Bunun bağlamını anlatayım. Bu tam bildirinin adını da vereyim. Öğrenci Merkezi Arapça Öğretim Başlıklı Bildiri. 2014 yılında bu zaten medyanın gündemine geliyor. Hadise şu, hani bu şöyle sunuluyor. Şimdi dikkatli bir dille anlatıyorum. Kolejlerde çocuklar İngilizce öğrensin diye her şey İngilizce konuşuluyor ya. İmam Hatip mezunları da diyor, Arapça öğrenmelidir, iyi Arapça konuşmalıdır. Bunun yolu ve yöntemi de şudur diyor. Bildirinin daha uzun hali de var bende. Yolu ve yöntemi de şudur. Çocuk teneffüste bile Arapça konuşmalı diyor. Arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle her yerde Türkçe konuşmamalı diyor. Yani Türkçe öldü dediği şey bu hadise. Biz bunu yaptık diyor bazı okullarda. Çocuklar rüyalarını bile Arapça görmeye başladılar artık diyor. Asimilasyonun haliyle, dibi. Yani haliyle, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çocuklar asimile olsunlar. Aslında Türklüğün arabizasyonu politikası İmam Hatipler eliyle fiilen kendisinin önerdiği bir şey. 2014 yılında önerdiği bir bildiri. Yani bir anlamda bütün Milli Eğitim bundan sonra İmam Hatipleşecek vakıflarında desteğiyle. Bizzat bu arada bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Yani vakıflar rica ettiler, din eğitiminden memnun değiller Milli Eğitim'de. Bir şekilde el koymasını istediler. Bilal Erdoğan'la da bu konu görüşülmüş durumda. Bu halde oldu. Bu geldiğimiz nokta bu. Ben bugün bunu ayrıntılarıyla anlattım ama şu anda sosyal medyada ne var Şirin? Sosyal medyada bir çocuğun kendi hayatına, onu yayınlamayacağız, son vermesinde son konuşmasını anlatan videoları. Videosu. Onu geçiyoruz.
Ama niye bu çocuk kendisine şey yapıyor? Yaşamını bir dinci tarikat yurduna kapatmışlar. Tekrar söylüyorum, kapatmışlar. Zorla, zorbalıkla ona başka yaşam şansı vermeyerek, milli eğitim yurdu vermeyerek, milli eğitimde yaşama hakkı tanımayarak. Başka şansın yok, bu yurtta yaşayacaksın. Kendi hayatını anlatmış. Sabahtan akşama kadar okuldan sonra yaptığı şey Risale okumak. Nurcu bir yurt bu arada, Elazığ'da. Sonunda yaşam enerjim kalmadı diyor. Şimdi size soruyorum. Buyurun çiçeği burnunda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı. Ne yapacağız? Yani eğitimden biz sadece şeyi mi anlayacağız ya? Sadece din eğitimini mi anlayacağız? Yani, bu çocuklar gerçekten başka hiçbir şey öğrenmeyecekler mi? Hemen bunu konumuza soralım. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bizimle birlikte. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Ya şimdi o kadar garip bir durum var ki ortada. Yani bir taraftan çıkıyor iktidar ve AKP Genel Başkanı. İşte Türkiye dünyanın 10. büyük ekonomisi olacak. İşte efendim yapay zeka merkezi açılsın. Yok efendim işte bilimde ve ilimde bütün dünyaya kafa tutuyoruz. Zaten biz her zaman şöyle bir ilim ve bilim geçmişinden geliyoruz. Alimler geçmişinden geliyor. Bir taraftan da modası geçmiş, geçerliliği kalmamış, denenmiş, olmamış. Bu iktidardan da daha koyu dini uygulamalar yapmaya çalışan Refah döneminde bile tutmamış. Bir şeyi tekrar deneyip bir sonuç almayı bekliyorlar. O arada 20 yıldır AKP'li ailelerin çocukları bambaşka bir dünyaya gözlerini açtılar. Bambaşka yerdeler. Deizm artıyor. Dinden kaçanların sayısı artıyor. Bunu bizzat kendi Diyanet İşleri Başkanları da söylüyor. Ne yapıyorlar bunlar? Bu Milli Eğitim Bakanı yardımcısını böyle bir profilden seçmek nedir? Neyin aklıdır diyeceğim. Hani daha amiyane olmasın. Buyurun. Evet, öncelikle Halk TV gibi toplumun bilgilenmesi açısından bugün günümüzde adeta nefes alma noktası olan Halk TV'nin basın emekçilerine ve bizlere doğru haberi ulaştıran siz değerli basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Teşekkürler. Umarım çalışamayan arkadaşlarınız da en kısa zamanda gerçek anlamda meslekleri yapma haklarına ve özgürlüklerine kavuşurlar. Türkiye yeniden daha demokratik, daha özgür bir süreci inşa eder. Tabii ki bunun içinde öncelikli olarak doğru bir şekilde yürütülmesi gereken eğitim alanı, eğitim sistemi. Siz de aslında bugün programımız içerisinde sıklıkla yer verdiniz ve Sayın Barış Terkoğlu da gazetesinde çok da önemli bir yer ayırdı. Bakın, daha 5 ay önce göreve gelen bir bakan yardımcısı değiştiriliyor. Sebebinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yine bir gece vaktisi. Aslında sebebinin ne olduğunu bizler biliyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın koridorlarını tarikatlar ve cemaatler adeta sarmalamış. Bundan önceki bakan döneminde de gidişinde de aslında bunların etkisi var. Oldukça ciddi baskıları var. Kimin hangi koltuğu kapacağı, hangi tarikatın, hangi cemaatin bilek güreşinden daha güçlü çıkacağının bir hesabı var. Tabii ki bu beyefendinin de geçmişine baktığımızda bugün daha çok Cumhurbaşkanı'nın oğluna yakınlığıyla bilinen vakıflardaki etkisini görüyoruz. Ensar Vakfı'nda, İlim Yayma'da, Türkiye'de etkisini görüyoruz. Önder İmam Hatipler Derneği'nde de denetleme kurulu üyeliği başkanlığı yaptığını biliyoruz. Bu, bakın, bugün bakan yardımcısı konumuna atanan kişinin yine bir skandalı. İmam Hatip okullarında Türkçe konuşmak yasaklansın diyen bir kişi bugün milli eğitimimize yön verecek bir noktada bakan yardımcılık koltuğunda oturuyor. Yaşamı boyunca din eğitiminin dışında başka bir eğitimi almamış, hayatını bunun üzerine geçirmiş bir kişinin geldiği nokta gerçekten tüyler ürpertici. Aslında günümüzde uzun zamandır şunu görüyoruz. Bakanlık neredeyse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yan kuruluşu olmuş. Bakın, bunun altını çiziyorum. Birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı konuşuyor ve onun altından yeni programlar, yeni protokoller çıktığını görüyoruz. STK adı altında bugün günümüzde gizlenmeye çalışan birçok tarikat ve cemaat yapılanmasının da Milli Eğitim Bakanlığı'yla, hatta illerde, yerellerde kendilerine özgü protokoller yaparak maalesef çocuklarımızın yaşamına dokunduklarını görüyoruz. Bu tablo tabii bizleri de kaygılandırıyor. Artık aslında bundan en çok akıllanması gereken siyasal anlayış, 15 Temmuz'da işte bir cemaate
atıfta bulunurken bugün nice cemaatleri eğitim gibi hayati bir yerin içerisine maalesef ki doldurmuş durumda. Kabul edilebilir değil, anlaşılabilir değil. Bu ülkenin geleceğinin bu tür anlayışların eline bırakılması gerçekten bizler açısından da çok üzücü. Emin, biz sorularımızla devam edelim. Yani siz de diyorsunuz Fethullah Gülen cemaati ya da şimdiki adıyla FETÖ'den kurtulduk. Bir başka paralel yapı geldi. Milliyetin Bakanlığı'na oturdu. Bu paralel yapı çünkü öyle koymak lazım adını. Emin, buyur lütfen sen devam et. Biz bunları yaşadık. Yani bu bugün olmuyor, yeni olmuyor. Bunların sonlarının nereye gittiğini gördük. Bir yanda bu var. Öbür tarafta da eğitim dediğimiz şeyin iktidarın kafasında sadece din eğitimi olması gerçekten dramatik bir şey ama öbür tarafta dünya da başka bir yere gidiyor. Yani 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz şeyler, bunları hiç konuşmamak, fizik, kimya, biyoloji, matematik eğitimini konuşmamak, çocukların anlama kabiliyetlerini konuşmamak,